Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Araçların akülerini dolduruyorum. Instagram'dan takip etmiyorsanız muhakkak edin. Çünkü bazen acil satılık araçları oradan satılığa çıkartıyoruz. Evet, BMW'nin aküsü iyi. 13.2 volta gelmiş. Şimdi diğer Mercedes'in aküsüne de bakalım. Bunu da dolduralım. Ondan sonra size araçları göstereceğim. Araçları göstermeden önce burada şimdi nerede olduğumuza bir bakalım. Daikokufu'dayız. Burada 5. katta araçlarımız. Ve şurada bir tane yüklenmekte olan Roro gemisini görüyorsunuz. Evet. Bir dakika ya. Size şöyle biraz manzara göstereyim. Birazdan araçları tabii ki göstereceğim size ama bunu biraz daha değişik yapalım şöyle. Telefonu da aşağı düşüreyim. Bir o kaldı. Sakarlık yapmadım. Onu da düşüreyim. Aha. GTR orada. Daikoku da aslında şurada. Köprülerin döndüğü yerde. Hep gittiğimiz Daikoku. Gemiler burada limanın etrafından yükleniyor işte araçlar. Birazdan size araçları da göstereceğim. Aküleri yerine taktım mı tamamdır. Az önceki doldurduğum akü şuradaki Alpina B6'nın taksileri görüyor musunuz? Bunlar hep taksi. Japon taksisi. Bunların eski görünümüne bakmayın ya. Bunlar 2017, 2018, 2019 model falan. Sadece stili böyle 95'lerden falan kalma. Üretimler yeni yani. Sizlere birkaç tane müşterimizin araçlarını göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz SL500 Almanya'ya gidiyor Şakir Bey'in. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Şakir Bey'e. 2002 model. 100 kaç bin kilometredeydi? Neyse içine girince bakarız birazdan kilometresine. Kaliperleri Lorenzer, body Lorenzer. Yan tarafta da yazıyor gördüğünüz gibi. Jantlar Lorenzer. Söyleyemiyorum ya. Lorenzer. Hecelemem gerekiyor söylemem için. Şöyle güzel bir SL500. Efendim alış fiyatımız 100 küsür bin kilometrede olduğu için çok uygun aldık. Ucuz çünkü. 100 bin yukarısı. Japonya masrafları dahil 5300 euro. SL500. Şöyle içine bir bakalım. 2002 model dediğim gibi. Ama şöyle. Şurada hafiften bir dalgalanma mevcut. Gördüğünüz üzere. Evet. Genel olarak temiz, güzel bir araç. Hazır mıyız? Hay. Evet efendim. Yine bir Diamond'lı Mercedes'imiz. Göbeğini böyle taşlarla bezemişler. Kilometremiz 114.719 kilometre. O yüzden uygun zaten. Neredeyse yarım depoda benzin gönderiyoruz buradan. Olacak iş değil. İnanılmaz. Evet. Lorenzer body kitli SL500 2002 model. Şu Alpina da bizim müşterinin. Onu da birazdan göstereceğim sizlere. 5300 euro. Şakir Bey hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Tekrar bekleriz. Şakir Bey zaten bayağı bir bizden alışveriş yaptı. Daha fazlası için bekleriz yine Şakir Bey. Bugün aslında arabaları çekmeye gelmedim ama gelmişken çekeyim sizler için. Araçların şu an aküleri şarj oluyor. Çalıştıramayacağız ama şöyle bir bakalım. Bu Hasan Bey'e gidiyor Hollanda'ya. Japonya masrafları dahil 17.400 euro civarına aldık. 2006 model B6 107.000 kilometrede. Şöyle kaputun altına bir bakalım. Evet, supercharged B6 B6 yani. Gördüğünüz gibi ön tarafta hasarı, kazası vesaire yok. Alpina B6. Çok yakışıklı duruyorum ha. Şöyle yavaşça kapatalım. Evet, bir de şöyle bir dakika şöyle az geniş açıdan göstereyim size ki belli olsun. Bu arada şu an 6. kattayım. Çatı katında şey var. Rüzgar var, haberiniz olsun. Şöyle bagajın temizlik durumunu göstereyim size. Burası da böyle. Şöyle hafif dursun. Aküyü takacağız birazdan. Evet, içine bakacak olursak 330 tablo var. Direksiyon durumu böyle. Hasan Bey'e hayırlı uğurlu olsun tekrardan. İçindeki ahşaplar bayağı bir kalite duruyor. Yalnız güneş girdiği için pek bir şey belli değil gibi ama
Şöyle yine de belli oluyor ya. Alpina'nın durumu bu arkadaşlar. Japonya masrafları dahil 17.400 euro. BMW Alpina B6 Coupe 036. 36. aracım bu serinin. Öyle bir özel bir kodu mu? Limited Edition. Güzel ya. Sahibine hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Yine bekleriz Hasan Bey. Hollanda'ya. Selamlar. Evet, aküsü bitmiş. Alpine'yi şimdi canlandıracağız. Hazır mıyız? Evet, akümüzü yerine koyduk. Bağlantılarını da sıktık mı? Tamamdır. Sallayalım bakalım. Oh, mis. Okey. Alpine'nin aküsü tamamdır. Deneyelim bakalım çalışacak mı? Şu kendi malzemelerini de yerine koyalım. Hop, Alpine mis oldu. Gidelim çalıştıralım bakalım. Çalışacak mı? Evet. V6'mızı bir çalıştıralım bakalım. Evet, aküsü yine de zayıf. Oraya gelince artık şeye girer. Ya bir yeni akü alınır ya da aküsü çok uzun süre düzgünce şarj edilmesi lazım. Akü tekrar burada azalırsa jumper'la ya da işte o booster'larla çalıştırılır. Sonra oraya gelince yeni bir akü almak daha iyi olabilir. Veya full şarj yapıp denemek daha iyi olabilir. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum tekrardan. Benzini de az, o yüzden aracı şimdi kapatacağım. Çalıştığını şöyle sizlere göstermek için hızlı bir şarj yaptım. Bir diğer aracımız da B6'nın hemen arkasındaki E63 AMG. Bu stoktaydı biliyorsunuz. Memduh Bey aldı. Almanya'ya gidiyor. 2011 model. Bunun zaten özel bir videosunu çekmiştik. YouTube'da var. Öyle hatırlıyorum yani. Çekmiştik diye hatırlıyorum. Şöyle ben size yine de göstereyim. 2011 model dedim. 60.000 kilometrede. Ve 19.900 euroya satılıktı. Japonya masrafları dahil. M4 Bey aldı. Hayırlı uğurlu olsun kendine. Şöyle. Bu aracı daha önceden çalıştırdık. Bindik içine detaylı yeni çekmiştik. Ama yine de şöyle göstereyim size. Bunlar gemiye binecek şimdi yakında. Bir kere daha göstermiş olalım. Mis gibi araç. Kaputun altı da böyle bildiğiniz 6200 cc'lik AMG motoru. Philip Weibel tarafından yapılmış. Memnun Bey'e tekrardan hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Tekrar bekleriz. Zaten bundan önce de bayağı bir araç almıştı kendisi. Sıradaki aracımız da S550L, yani Long. Oğuzhan Bey'e gidiyor Almanya'ya. 2006 model, 39.000 kilometrede ve 8.600 euroya aldık. Şöyle içine doğru girelim. Bunun sabah aküsü azdı. Aküsünü şarj yapıp taktım. Ay. Bakalım çalıştırabileceğiz mi? Evet. ETC card is not inserted. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir çek lambası yanıyor. Gidince bir bakıma girmesi lazım. 38.654 kilometrede 8.600 euro Japonya masraflarıyla birlikte. Hayırlı olsun diliyoruz kendisine. Benzini var. Çeyrek deponun yarısı. Yani 8'de 1'lik kısmı var. Uzun süre çalıştırmayalım. Benzini de yemeyelim. Genel olarak bir iç temizliğini sizlere göstereyim. Evet. Sunroof'umuz tabii ki var. S-Class. Böyle böyle. Ne kadar narin açıyorsun ya. Gerçekten. Hoba.
Otomatiklerinde bir sıkıntı yok. Bozuk değil. Güzel. Menüsünü İngilizceye çevirmiştim bu arada Oğuzhan Bey. Haberiniz olsun. Evet. Arka tarafa da bakacak olursak. Arka tarafta böyle. Şöyle kamerayı içeri sokalım. Güneş gelmesin. Evet. Bu arabanın güzel tarafı ne? Bu arabanın en güzel tarafı. Kilometresinin çok düşük olmuş olması. Oğuzhan Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Yine bekleriz efendim. S550 Long.